Paşamıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bu ilçe sizi bağrına basıyor. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Sayın Bakanımız, Mustafa Kemal Paşamıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Teşekkürler Mustafa Kemal Paşa. Hakka hizmetin halka hizmet olduğunu bize gösteren, sonra karar da milletindir diyen bu kutlu yürüyüşün İçişleri Bakanı, Başbakan Yardımcımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, dağdayımız, hepiniz Mustafa Kemal Paşa'ya hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Bakanım, değerli Ozan'ım, çok kıymetli Mustafa Kemal Paşa'lılar, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Böyle onurlu, samimi, tevazu, gayret sahibi bir ittifakın, Cumhur İttifakı'nın, dürüst bir ittifakın, onunla açık bir ittifakın, Ezra'yı ıslıklamayan bir ittifakın, Kürdistan demeyen bir ittifakın, olumlu bir adayım, elhamdülillah çok şükür. Bu topluluk işin bittiğini gösteriyor. Ama çok çalışacağız. Daha önümüzde 20 günümüz var. Durmak yok! Kıymetli kardeşlerim, Mustafa Kemal Paşa bugün terörün baş belası, adam gibi adam, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu ağırlıyor. Bugüne kadar Sadi Kurtulan abimizle beraber, inşallah onun tecrübelerinden de istifade ederek, Mehmet Kanar kardeşimizle beraber, Cumhur İttifakı çatısı altında, vatana, devlete, millete ve bayrağa sevdalı bu kadrolarla beraber, inşallah Mustafa Kemal Paşa'mızın var olan sorunlarını hep beraber bitireceğiz. Cumhur İttifakı'nın zaferine, Allah'ın izniyle zaferine, 31 Mart'ta yürümek için bu toplantımız hayırlara vesile olsun. Çok değerli İçişleri Bakanım, çok değerli Mustafa Kemal Paşalılar, bugün terörün korkulu rüyası, adam gibi adam, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu Bursa'da ağırlıyoruz. Sayın Bakanım, Bursa'mıza hoş geldiniz. Mustafa Kemal Paşa'mıza hoş geldiniz. Burayı dolduran kardeşlerim, göstermiş olduğunuz bu birlik ve beraberlik ruhu bizim en büyük gücümüzdür. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza vermiş olduğunuz bu destek Türkiye'yi daha öteki hedeflere götürmek için bize büyük bir güç, büyük bir irade veriyor. Mustafa Kemal Paşa, biz sizinle gurur duyuyoruz. Allah sizden razı olsun. Bizi şu muhteşem tabloyla şereflendirdiniz. Size bir selam getirdim. Size ahbabınızdan bir selam getirdim. Ben sadece milletimin önünde, sadece Allah'ın önünde eğilirim diyen milletin adamı, kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan selam, sevgi, muhabbet getirdim. Bu ülkede polis arabalarına acaba mazot koyabilir miyiz, benzin koyabilir miyiz? 155 aradığımız zaman kusura bakmayın tahsisat yok gelemiyoruz diye durumlara düşürdüler. İnsanlarımızı, kutsallarına, vatandaşımızı, milletimizi değerlerine uzaklaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Şunu söylemek için geldim huzurunuza. O bize efendilik taslayanlara siz bütün Türkiye'den dünyaya kaykırdınız. İktidarda biziz, muktedirde biziz diye. İlçe ilçe belediyeleri hepsine fitne tohumları ekiyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Belediye meclis üyeleri, 299 belediye meclis üyesini ben televizyonda söyledim, konuşmalarında söyledim. O yüzünde meymene doğmayan adam dedik ki İçişleri Bakanı az söylüyor. Biz 300'ün üzerinde verdik, CHP'ye de verdik, İYİ Parti'ye de verdik, Saadet Partisi'ne de verdik. Şimdi o zaman ben bir soru sorayım. Biz niye terörle mücadele ettik? Niye terörle mücadele ediyoruz? Niye bunların parasal kaynaklarını kesiyoruz? Niye uyuşturucu operasyonları yapıyoruz? 2 yılda 10 milyarlık uyuşturucu oranı yakalıyoruz. Niye bu ülkede 13-14 yaşındaki çocukların
daha gitmesini engelleyebilmek için onlara nefes aldırmıyoruz PKK'ya. Kızlarını aralarından uzaklaştırmasınlar diye. Hey Mustafa Kemal Paşa, bunlar ne yaparlarsa yapsınlar. Bir evladınız olarak size söylüyorum. Eğer 13-14 yaşındaki çocukları, kızları daha getirip de evet Murat Karayılan'a ve ardından da Cemil Bayık'ın masasına meze edenlerin burnundan fitil fitil getirmezse Allah bize hesabını sorsun. Buradan söylüyorum. Mustafa Kemal Paşalılar, bakın. Burada da zaman veriyorum. 3 ay içerisinde o uyuşturucu satanlar da onları evet 3 ay içerisinde eğer bunları analarından doğduklarına pişman etmezsek adım Süleyman değil. Bu güzel adamı, bu heyecanlı adamı, bu Mustafa Kemal Paşa'nın hamuruyla yoğrulmuş bu güzel evladı, bu hani derler ya işini önüne katan adamı, bu işini bilen adamı 31 Mart akşamı Mustafa Kemal Paşa'da belediye başkanlığına taşımaya söz veriyor musunuz? Allah bizi mahcup etmesin inşallah. Bir yiğit adamımız daha var ama. Bir 5 yılda Ali Nur Aktaş'a destansı hizmetleri için fırsat verecek misin Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa? Allah'ım bizi size mahcup etmesin inşallah. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyoruz. Sağ olun, var olun Mustafa Kemal Paşa. Recep Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin yol arkadaşları. Teşekkürler Mustafa Kemal Paşa.